Bu COVID-19 ile mücadele Türkiye'mizde mücadele ediyor. Mücadelenin Kayseri'mizde de aynı yoğun bir şekilde koronavirüsle ilgili tedaviler ve bununla ilgili önlemler alınıyor. Biz de bu önlemlere almak için çok gayret gösterdik. Tedbirlerimizi aldık. Hijyenik mesafeye çok önem verdik ama maalesef bu COVID-19'a biz de yakalandık. Ve yakalandığım ilk belirti olarak ben de ellerimi yıkarken üşüme ve titretme ile başladı. Aşırı bir şekilde tepki gösterdi ve kendimi arabanın içine zor attım. Arabanın içinde belli bir süre yattıktan sonra evime gittim. Evimde bir bu normal herhalde sudan ya da üşümeden diye kaynaklı olduğunu düşünerek evde bir hap aldım. İşte gerekli ek gıdalar aldıktan sonra da gece biraz rahatladım ama gece üşüme ve titretme yine tekrardan başladı. Gündüz olduktan sonra da ilk işim doktora gitmek oldu. Doktor da tek muayene sonucunda tomografi ve kan tahlilleri yapıldıktan sonra doktorumuz tomografi sonucunu inceledikten sonra bende zatüre olduğunu söyledi ve COVID'e uyumlu olduğunu söyledi. Sürüntü testi yapıldı. Sürüntü testim ilk şeyde negatif çıktı. Doktoruma ben bunu söyledim. Özel bir hastanede yaptırmıştım. Doktorum bana sen COVID'sin. Tedavi görmen gerekiyor dedi. Ama ben dedim negatif çıktı. O zaman tedavimi başlatın dedim. Tekrardan bir sürüntü daha alındı ve bu sürüntünün sonucu pozitif çıktı. Bu arada son testinden 4-5 gün geçti. Bu arada benim rahatsızlıklarım aşırı şekilde ilerlemeye başladı. Sırtım ağrımaya başladı, halsizlik başladı. Öksürüğüm yavaş yavaş başlamaya durdu. Testimin pozitif olduğu gün öksürüğüm tavan yaptı. Çok hızlı bir şekilde öksürmeye başladım. Ve tekrardan pozitif çıkınca tekrardan şehir hastanesi başhekimimiz sağ olsun aradım. Böyle böyle olduğumu söyledim. Başhekimimiz de beni hastaneye davet ederek hastaneye yatışım yapıldı. Zorlu sürecim başladı. Tedavi süren boyunca çok zor günler geçirdim. Çok halsizlikler, tat kaybı, ateşim yükseldi, öksürüm. Öksürükten nefes alamaz hale geldim. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Herkese şunu söylüyorum. Başlangıcı hissettiğiniz anda doktorunuza başvurun. Testinizi yaptırın. Geç kalmayın. Ben 4 günlük, 5 günlük süre içerisinde hastalığımın çok ileriye gittiğini öğrendim. Ve zatüre ciğerlerime kadar indi. Bir ciğerimdeydi tomografimde. İkinci tomografim, çekilen tomografimde iki ciğerime de buzlanmalar olduğu tespit edildi ve yoğun bir tedavi sonucu kendime gelebildim. Tedavim bittikten sonra da taburcu edilerek evimde uzun bir süre karantinada yine tedavim devam etti. Benim testlerim, yapılan testlerim hep pozitif çıktı. Negatife dönüşmedi. Bir ay sonucundan sonra testlerim negatife dönüştü ve Allah'a şükürler olsun zor süreci atlattık. Ailemde ben en çok korkum ailemin de bu virüse bulaşmasıydı. Kendimi odaya kapatarak ailemle hiç irtibatı kurmadım. Sadece yemeklerim ve su ihtiyaçlarım karşılandıktan sonra odadan çıkmadan ailemi korudum ve kendimi de korudum. Şükürler olsun şu anda ailem de safasağlam. Ben de biraz toparlandım. Tabii sıkıntılarım var, daha şu anda devam ediyor. Sırt ağrılarım devam ediyor. Halsizlik var. Nefes alışverişlerimde zorluk çekiyorum. Yürümekte biraz uzun yol yürüdüğümde, uzun yol derken 100 metre, 200 metre gidince nefes darlıklarım başlıyor. Allah'a şükür, bu da geçeceğini düşünüyorum. Kaç gün tedavi gördünüz başkanım? Ben hastanede 11 gün,
Toplamda 40 gün 40 gün sürdü benim bu başlangıcıyla bitişi arasında. 40 gün süre içerisinde negatife dönüştükten sonra dışarıya çıkmaya başladım. Tekrardan doktoruma giderek kontrol oldum. Ciğerlerimdeki enfeksiyonların devam ettiğini, tekbirli şekilde yaşamına devam et ama kendini de garanti alarak kendini koru dediler. Ben de o şekilde hocalarımın, doktorlarımın tasfiyesi üzerine aynı şekilde işime ve hayata devam ediyoruz ama kendimizi de bu virüsten, bu hastalıktan ya da diğer sağlam olan, bu hastalığa kapılmayan vatandaşlarımızın da sağlığını düşünerek tekbirli bir şekilde hayata devam ediyoruz. Yani. Ben vatandaşlarımıza şunu söylüyorum, maske, mesafe, temizlik şeyine çok önem verirsin. Ben bu hastalığa kapılmam, ben hastalığa inanmayan birçok vatandaşımız var. Böyle düşünmesinler, hastane süreci ya da bu tedavi süreci çok zor geçiyor. Evinde bile tedavi görsen, o 3 günlük, 4 günlük tedavi sonrası çok zor şartlar altında hayatın devam ediyor. Thank you.